Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Didem Delen. Show dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. İlk haberimizle başlıyoruz. Geçen hafta sonu dede olan 55 yaşındaki ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, torunu Aslan'ı neden göremedi? Sıradaki haberimiz. İstanbul ellerinde eser ayrılık yeli. Sevgilisi peyzaj mimarı Nişa Ağoğlu'yla Ayvalık'taki yazlığında karantina günlerini geçiren Yavuz Bingöl dede oldu. Bingöl geçen 7 Ekim'de kutladığı 55. yaş gününde torunu olacağını öğrenmişti. Hadi canım. Hadi canım. Lakabının hakkını verdin artık. Müzik dünyasında da lakabı dede olan Yavuz Bingöl'ün torunu Aslan, geçen pazar Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi. Yavuz Bingöl'ün ilk evliliğinden olan kızı Türkü Bingöl, bebeğini kucağına aldıktan sonra yaşadığı duygularını, "Hayatımın en mutlu günü, hislerimi anlatacak kelime bile bulamıyorum" sözleriyle ifade etti. Ne yaparım onun 3 set? Yaparım. Elma. Yapacağız. Türkü Bingöl'ün eşi Mert Yüncü ise bebeği ve eşiyle fotoğrafının altına "Aşık olduğun insana tekrar tekrar nasıl aşık olunurmuş anladım. Ne kadar güçlü bir anne olacağını" da yorumunu yazdı. Yavuz Bingöl, koronavirüs önlemleri nedeniyle 30 büyük şehre giriş çıkışlar yasaklandığı için Ayvalık'tan İstanbul'a gelemedi ve torununu ziyaret edemedi. Şimdilik kızıyla görüntülü görüşme yapan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından takipçilerine müzik ziyafeti sunarak sevincini paylaştı. Gönlümü sana değil, ılgıt ılgıt yere verseydim. Ayrılmadık seninle, hiç ayrılmadık seninle. İle bir sene, bir gün bile gitme. Yavuz Bingöl'ün sevgilisi Nişa Ağoğlu da arasının çok iyi olduğu Türkü Bingöl'ün mutluluğunu paylaştı ve "Aslan saatler sonra dünyada olacak, bizse çok uzaklarda. Seni çok seviyorum, hadi bakalım, hoş gel Aslan" mesajını attı. Bana şöyle gözün gibi davran, kalbinden vurur. Serdar Ortaç'tan Demet Akalın'a ilahi adalet göndermesi. Serdar Ortaç, yaptığı paylaşıma tepki gösteren Demet Akalın'a neden ilahi adalet göndermesi yaptı. Ve sonra o pişmanlıkla zaten Allah ona biletini keser. Az sonra... Magazin Hattı devam ediyor. Ünlü müzisyen İskender Paydaş, koronavirüse karşı orkestra üyeliğiyle beraber nasıl bir önlem aldı? İzliyoruz. Koronavirüse online çözüm. Tek başıma stüdyoya gidiyorum. Diğer müzisyen arkadaşlarım da kendi stüdyolarında oluyor. Online çalışıyoruz şu anda. Ünlü müzisyen İskender Paydaş'ı Maçka'da yürüyüş yaparken görüntülüyoruz. Nasıl geçiyor günler? Günler sakin geçiyor. Tabii sahne olmadığı için stüdyo işlerimiz ağırlıkta ama stüdyoda da beraber çalışmıyoruz. Benim evimle stüdyo yürüme mesafesi 250-300 metre. Tek başıma stüdyoya gidiyorum. Diğer müzisyen arkadaşlarım da kendi stüdyolarında oluyor. Online çalışıyoruz şu anda. İşlerimizi bitirmeye çalışıyoruz. Paydaş, müzik dünyasının zorunlu olarak verdiği koronavirüs molasının özellikle konser geliriyle geçinenler için zor bir dönem olduğuna dikkat çekiyor. Üretkenlik açısından bir fırsat, bir de nefes alma açısından. Ama tabii sadece sahneden geçiyoruz.
geçimini sağlayan müzisyenler için çok zorlu bir durum oldu. Çünkü birçok müzisyenin aslında sosyal güvencesi yok. Ne serbest meslek erbabı olabiliyorlar, ne maaşlı çalışan olabiliyorlar. Tam arada kalmış durumda ve onlar için çok riskli bir durum. Şimdi müzisyenler kendi arasında dayanışma yapmaya çalışıyor şu anda. İşte meslek birlikleri sayesinde ya da özel hareketler sayesinde. Ama onun dışında tabii ki herkesin şöyle bir durup, o koşuşturma içerisinde durup kendi içine döndüğü, değerlerini yeniden keşfettiği bir dönem. Ünlü müzisyen evde oğlu Alef'in uzaktan eğitimi için eşi Ilgın Beyazıt'la beraber seferber olduklarını ifade ediyor. Yıllar yıllar sonra ilkokul 2'deki matematik derslerini hatırlamak eğlenceli oldu biraz. Oğlana bizim Alef'e şey yapıyoruz, ders çalıştırıyoruz evde. İşte İngilizce, matematik ve Türkçeyi ben aldım. Fransızca dersini de annesi aldı. İskender Paydaş, 20 yaş altı için alınan sokağa çıkma yasağının oğlunun psikolojisini olumsuz etkilememesi için çaba sarf ettiklerini anlatıyor. Ev Allah'tan biraz büyük ama bahçemiz yok tabii, Nişantaşı'nda oturuyoruz. Tabii evde futbol oynuyor. Koridorda bir şey diyemiyoruz şu anda. Bir şekilde güzel vakit geçiriyor aslında. Psikolojisini bozmamaya çalışıyoruz. Tabii havalar güzelleşince ne olacak bilemiyoruz hakikaten. Efendim? Röportaj sırasında bir kedinin yanına yaklaştığı Paydaş, canlı konser verme modasına kendisinin de yakında katılacağını söylüyor. Elimde yarım kalmış ve stüdyoda bitirilmesi gereken birçok işimi toparlamak üzere vaktimi ayırdım. Yani arta kalmış, yapamadığım, bitiremediğim yarım kalmış şeyler bitecek. Ondan sonra da böyle şeyler düşünüyorum. Paydaş'a Ezgi Mola gibi mülk sahibi ünlü isimlerin kiracılarından Nisan ayı için para almadıklarını hatırlatıyoruz. Bir de şey yani ne mutlu bir parçacık etkisi olursa. Bir de şimdi bu tip şeyleri normalde konuşmak hiç hoşuma gitmez. Ama buradaki tek derdim birileri bir şekilde etkilenip ben de yapayım ya. Ha ben böyle düşünmemiştim falan. Bir şekilde etkilensin, böyle bir zincir olsun diyeydi. Benim de kira almak istemediğim oldu ama kiracı yatırmış, çok teşekkür ederim. Çok da gerek yoktu yani, böyle bir şey söyleseydi ertelerdik. Onun dışında insanlar bu noktada çok birbiriyle anlayışlı davranmaya başladı. Benim de bir iki borcum vardı. Ben onları ertelettirdim, hemen kabul ettiler. Bazı büyük alacaklarım da vardı. Onlar da ödeyemedikleri için hiçbir sorun çıkartmıyorum. Durduk yani. Bunlar daha sonra tekrar başlayacak. Bu noktada biraz insanlığımızı hatırladık diye düşünüyorum. Önümüzde Ramazan zaten. Aynı hislerle gideceğiz. Yeter ki sağlıklı kalalım ve çok da ekonomik anlamda sıkıntıya düşmeyelim. Ünlü müzisyene evde misafir kabul ediyor musunuz diye soruyoruz. Maalesef etmiyoruz. Hatta bizimle çalışan bir arkadaşımız var evde. Ona da izinle göndermiyoruz. Bizimle kalıyor. Çünkü hani bir gece izine gidiyordu evine. Artık gitmemesi gerektiğini söyledik bir süre için. Üç kişi aile. Görüntülü olarak konuşuyoruz zaten. Görüntülü olarak konuşuyoruz, evet. İskender Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size de iyi çalışmalar. Feyza Çipa'nın kafa karıştıran açıklamasından ayrılık çıktı. Yok, hissi yok artık. Yok, hissi yok artık. Sanma adını anacağım, bir yol kalmadı varacağım. Feyza Çipa'yla Kutsi'nin 7 yıldır bir küs bir barışık süren ilişkisi neden bitti? Ayrılığın perde arkasında neler var? Aşkımsın demişti. Özge Gürel'le Bay Yanlış adlı dizide rol almaya hazırlanan Can Yaman, reklam anlaşması yaptığı gömlek firmasının kampanyasından ne kadar kazanacak? Az sonra. Galatasaray ve kadın basketbol milli takımının yıldızı Işıl Alben, koronavirüs önlemlerini neden içe saydı? Sıradaki haberimizde. Merhaba. İyi, sen nasılsın? Ünlü basketçi Işıl Alben sokakta maskesiz ve eldivensiz dolaştı. Galatasaray ve kadın basketbol milli takımının yıldızı Işıl Alben'i köpekleri Foxy ve Yoda ile yürüyüş yaparken görüntülüyoruz. Müzik
sokağa maskesiz ve eldivensiz çıkan Alben, görüntüsünün alınmasından rahatsız oluyor. Sokağa çıkan Işıl Alben'in daha sonra sosyal medya hesabından maske takmadan sokağa çıkmayan arkadaşlarımız hakkında "Evimin bulunduğu sokakta köpeklerimin ihtiyacını giderirken magazincilere yakalandım. Maske ve eldivensiz bir araba içinde dolaşmaları gerçekten oldukça sağlıksız ve mantıksız." yazması ise şaşırttı. Işıl Alben'in 4 Nisan'da sokakta gezerken yaptığı ve meslektaşı Cansu Köksal'ın katıldığı canlı yayını sırasında da yine maske takmaması dikkat çekti. "Çıkmayın arkadaşlar evden. Şapkamı hacılamak mı istiyorsun? Sen ne yaptın? Ya ne biçim, ne biçim kelimeler şişmişsin etmişsin ya. Ayıp, kusurların dolmuş gibi. Bir kilo aldım gerçekten. Balık mı? Neden? Ne bileyim ya. İyice sıyırdım. Bu koltuğumda sürekli 3-4 saat bu koltuğumda oturup onları izliyorum. Ciddi misin? Şiva ne yapıyor? Şiva iyi. Şiva burada. Şiva gel. Gel bak kim var burada. Gel. Gel. Ah tatlım benim ya. Oh. Öp onu benim için. Oh güzel. Daha önce yemek yapmayı hiç sevmediğini açıklayan Burcu Esmersoy, karantina sürecinde mutfağa nasıl alıştı? Mutfağa giriyor musunuz peki? Mutfağa yemek giriyorum yapayım. Evet. Bir tarif deneyeceğim şimdi. Onun için bir şeyler aldım. Az sonra. Çukur dizisinin Celosun'u Kubilay Akan'ın Cem Adrian'la yaptığı Vazgeçtim Yokluğundan adlı düet şarkısı neden hemen dijital platformlardan kaldırıldı? Sıradaki haberimizde. En zoru ne biliyor musun Celosun? Geçmeyeceğini kabullenmek. Çukur dizisinin Celosun'u Kubilay Aka Beşiktaş'ta görüntülendi. Aka banka işlemleri için sokağa çıktığını söyledi. İlk kez bu kadar mesafeli röportaj yapıyoruz. Evet, sosyal mesafe. Evet, sosyal mesafemizi nasılsınız, koruyorum. Nasılsınız, neden dışarıdasınız diye bir soruyorum. Bir banka işim vardı, küçük bir satış işlemim vardı, onun için geldim. Direkt zaten eve geçeceğim şimdi. Genç oyuncu karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı. Üzücü bir durum tabii. Bütün dünya için üzücü bir durum. Çünkü can söz konusu. Can söz konusu olunca biz hepimiz çok hassas oluyoruz, özellikle Türk halkı olarak. O yüzden bu hassaslıkla da dışarı çıkmayacağını düşünüyorum kimsenin. Zorunda olmadıkça evde kaldığını düşünüyorum. Umarım da öyledir. Herkesin hayatı söz konusu. Bizim hayatımız, büyüklerimizin hayatı, küçüklerimizin hayatı. Yaş, evet. Hani 65 yaş üstü daha çok etkileniyor bu hastalıktan ama aslında baktığımızda kalıcı zararlar bırakabildiği gençler de var. O yüzden dikkat etmek, evde kalmak lazım. Ben daha çok kendime yararlı bir şekilde geçirmeye çalışıyorum bu süreci evde. Herkese de öyle yapmasını tavsiye ederim. Müziği olan ilgisiyle de bilinen Aka'nın Cem Adrian'la yaptığı Vazgeçtim Yokluğundan adlı düet şarkısı kısa sürede dijital platformlardan kaldırılmıştı. Güzel gidiyordu. Çok da beğenerek yaptık şarkıyı. Çok özel bir şarkıydı bizim için. Şarkı yazarları konusunda biz tam olarak aslında biz Ali Atay ve Murat Onbul şarkının aslında sahipleri söz olarak. Ali Atay'dan ben izin aldım sadece ama Murat Bey'le olan bir iletişimimiz olmadı. O yüzden şarkıyı kaldırmak durumunda kaldık şimdilik. Belki kısmetse ileriki zamanlarda, değilse başka şarkılar inşallah. Yani telif hakkı mı talep etti? Nasıl oldu? Teliften ziyade daha çok aslında benim izin almam gerekirdi. Ama direkt olarak ben Ali Atay'la konuştuğum için aslında orada benim birazcık tecrübesizliğime geldi diyelim. Cem çok sevdiğim bir arkadaşım. İnşallah onunla da başka düetler yaparız. Ünlü oyuncunun başrolleri arasında yer aldığı Love 101 adlı internet dizisi 24 Nisan'da görücüye çıkacak. Vallahi ben bir numaraya Kerem'i koyarım. Korkuyorum çocuktan ya. Can güvenliğimiz yok resmen. Valla biz de çok heyecanlıyız. Yani ilk kez bir dijital platformda hep beraber ekipçe olacağız ve bu bizi çok mutlu ediyor. Onun dışında böyle bir küçük ön izlemelerimiz oldu. Çok umut vadeden izlemeler oldu bizim için. Çok güzel bir ekip olduk, bir ekip işi oldu. Yani böyle
Aile gibi olduk biz sette. Kamera önü, kamera arkası herkesle. Umarım umduğumuz gibi gider her şey. Biz çok mutluyuz çünkü. Umarım izlerken seyircilere de belki bir şeyler hatırlatabiliriz kalp olarak. Bir şeyler konuşabiliriz onlarla. Önceliğimiz bu. Dijital platform olması da ayrı bir mutluluk tabii. Aka, Love 101'in gelen beğeniye göre ikinci sezonunun da çekileceğini açıkladı. Evet, ilk olarak tek sezon olarak yayınlanacak. İkinci sezonu çıkacak mı peki? Tabii sevilirse izlenme oranlarına göre bakacağız. Kubilay Aka, Çukur ekibiyle evlerinden çektiği Çukur Evde videolarını da yorumladı. Yani biz ekip olarak hep beraberiz. Çok güzel, orası da çok güzel bir aile. Gerçek bir aile orası. Ve insanlara bir şekilde yararlı olabileceğimizi düşünüyoruz. Yararlı olmak istiyoruz. Belki onları biraz olsun bu karamsarlıktan uzaklaştırmak istiyoruz. Biraz daha farkındalık yaratmak istiyoruz. Biraz ondan dolayı böyle şeyler yapıyoruz. Umarım devamı da gelecektir. Çalışmalar yapıyoruz. Güzel olacak her şey. Ben öyle hissediyorum. Yani bugün böyle hava açtı. Kaç gündür yağmurluydu. Biraz böyle umutla doldu içimiz. İnşallah güzel olur her şey. Teşekkürler. Koronavirüs salgını nedeniyle çok düşkün olduğu annesi Güler Seki'den uzak kalan ünlü popçu Deniz Seki, yaşadığımız dönemle ilgili bakın hangi ilginç benzetmeyi yaptı. Bir fidandım, derildim, fırtınaydım, duruldum. Deniz Seki, koronavirüs nedeniyle hasret kaldığı annesi Güler Seki'ye olan özlemini sosyal medyadan dile getirdi. Rahatsız bir annem var. O rahatsızlığına rağmen bu gece buraya geldi bizi izlemeye. O da bana ayrıca bir heyecan katıyor. Bacaklarım titriyor. Seki, geçen yaz açık havada verdiği konserinden görüntü yayınladı ve annesine seslendi. Gökte yıldız söner şimdi. Annem, 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 annem. Annem benim, canım benim. Annem için koca olmak istiyorum. Uzun süre ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan annesine şu mesajı attı. Saçının tek bir teline kurban olurum canım anneciğim. Benim için bu konser nasıl kıymetli, nasıl özeldi. Her gün görüntülü konuşsak da sarılmayı, öpmeyi, mis kokunu içime çekmeyi özledim. Allah sana uzun ömürler versin. Gökte yıldız söner şimdi. Annem, annem, annem. Annem benim, canım benim. Annem için koca olmak yatağından kalkıp geldin ya. Ayaklarından öperim seni. Deniz Seki, yaşadığımız karanlık dönemin cezaevinde yattığı günlerden çok daha beter olduğuna dikkat çekti. Selamlar arkadaşlar hepinize. Daha böyle güçlü, enerjik bir sesle merhaba demek isterdim ama hepimiz çok karanlık günlerden geçiyoruz bütün dünya olarak. Ne olursunuz bilim adamlarının söylediği her söze kulak verin. Evde kal Türkiye, evde kal Türkiye, evde kal Türkiye. Özellikle 65 yaş ve üzeri. Tabii gençler de bunu tatil olarak algılıyorlar. Bu bir tatil değil, karantina. Başımıza gelen bir bela, defi bela, defi bela, defi bela. Tez vakitte de biteceğine inanıyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya buradan şükranlarımı ve sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Şahane bir kriz yönetiyor. Benden de konser istiyorsunuz, size moral olsun diye. En kısa zamanda yapacağım bunu. Ben çok duygusal ve çok her şeyden çok çabuk etkilenen bir kadın. Anneciğimi göremiyorum, benim hasta bir annem var. Onu gidip görüp öpemiyorum. Öpmenin, sarılmanın, koklamanın, dokunmanın ne kadar kıymetli olduğunu anlayacağımız, algılayacağımız bir imtihandan geçiyoruz. Ben bu imtihanın savaşını daha önce vermiştim.
Ama bu denli değildi. Bu daha beteri. Çünkü bunun ucunda ölüm var. Hayatlarımız kıymetli. Daha yaşayacağımız çok günlerimiz var. Daha paylaşacağımız çok güzel şeylerimiz var. Hayat bize çok şey öğretiyor aslında. Doğa anaya ne kadar hakaret edersek, doğa anaya ne kadar kötü davranırsak, doğa ana da bize böyle tokat atar. Bunun da bilincine varalım, olur mu? Sizden bol bol dua, şükran, şükür ve Allah'a büyük emanet olmanızı diliyorum. Şeyma Subaşı'yla İtalyan sevgilisinin market alışverişi ne kadar tuttu? Subaşı yasağı delip eve kuaför mü çağırdı? Az sonra... Serdar Ortaç paylaştığı yazıya sert tepki gösteren Demet Akalın'dan neden ilahi adalet göndermesi yaptı? Sıradaki haberimizde. Bana şöyle gözün gibi davran, kalbinden vurur. Serdar Ortaç'tan Demet Akalın'a ilahi adalet göndermesi. Ve sonra o pişmanlıkla zaten Allah ona biletini keser. Geçen günlerde sevgilisi Seçil Gür'den ayrılan Serdar Ortaç sosyal medyadan her gün canlı yayınlar yapıyor ve yazılar paylaşıyor. Nasıl güzeldi elini tutmak, dudaklarında mühür olmak, ne olur gitme. Gün acısını örürüm. Neden çok üzerine gittin yavrum? Şımarma dedim ama çıktım. Akşamlar. Kızlar el ele verin, toydi vel melemen. Kızlar el ele sen, bize medir hemen. Çok heyecanlandık, hiç beklemiyorduk bir anda alınca siz. Ya ne demek. Çok heyecanlandım. Siz iyi misiniz, sağlığınız nasıl? İyi iyi. Böyle iyi oluyorum işte insanlarla konuşunca. Sözlerinin içine ettim ya. Of 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 of. Bir kız var nişan eden, beni perişan eden. Serdar Ortaç'ın son olarak yaptığı bir paylaşımdaki sözleri Demet Akalın'ın sert tepkisine neden oldu. Ortaç'ın şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran. Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin demesi lüks harcamalarıyla dikkat çeken Demet Akalın'ı küplere bindirdi. Akalın Serdar Ortaç'a kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi. Ne saçma bu konuşmalar. Yok evleri, yok büyük çanta. Herkes bütçesine göre ev alır. Ama olur mu şimdi? Tam zamanı demagoji yapmanın. Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu. Karşılığını verdi. İşte kumarda 50 milyon TL kaybettiğini itiraf eden Serdar Ortaç da o sözlerle Demet Akalın'ı değil kendisini kastettiğini söyledi. Kendim için söyledim. Dünya malın olsa neye yarar dedim. Nereye gideceksin dedi. Ancak Demet Akalın'ın kumar alışkanlığıyla kendisine taş atmasına çok alınan Ortaç yaptığı bir canlı yayında konuyu tekrar gündeme getirdi ve şunları söyledi. İşte adım çıktı bir kere. Ben bir söz ettim. 1000 tane ayakkabın olsa nerede giyeceksin, dışarı çıkamıyorsun artık dedim. Demet'e değil ama kendime söyledim. O da üstüne alınıp cevap vermiş. Biliyor musun burası acır. İkinci sefer burası da acır ama karşı tarafın içi acır. Ve sonra o pişmanlıkla zaten Allah ona biletini keser. O yüzden sola vurana sağı dönün. Çok zor bunu yapması ama yapın. Yapın, olacak yani. İrlandalı model Chloe Lohnin'le evli olduğu dönemde bir kız çocuğu sahibi olmayı çok isteyen ünlü popçu bu konuyla ilgili özlemini de paylaştı. Benim hayalim hep kızım olsa şeydi. Arya, Alin, Neslihan, Nesrin, Manolya. Manolya olmaz. Arya olurdu. Okay.
Koronavirüse yakalanan ünlü sunucu ve şarkıcı Esra Balamir yaşadıklarını magazin hattıyla paylaştı. Herhangi bir vatandaşımıza da olduğunda arayıp alo 184'ü hemen durumu bildirebiliyorsunuz. Az sonra. Magazin hattı devam ediyor. Özge Gürel'le Bay Yanlış adlı dizide rol almaya hazırlanan Can Yaman, reklam anlaşması yaptığı gömlek firmasının kampanyasından ne kadar kazanacak? İzliyoruz. Ünlü Türkiye sınırlarını aşan Can Yaman yeni dizisi Bay Yanlış için hazırlık yapıyor. Dizide Yaman'a başrolde Özge Gürel eşlik edecek. Yakışıklı oyuncu bu kez romantik komedi yerine kadın erkek ilişkilerini sorgulayan, beyaz yakalıların hikayesini anlatan bir diziyle seyirci karşısına çıkacak. Genç kuşağın başarılı isimlerinden Deniz Yorulmazer'in yöneteceği dizide Can Yaman'ın annesini Lale Başar canlandıracak. Bak bu, Cem'in yanındaki. Bay Yanlış'ta Özge Gürel'in annesine ise Erkenci Kuş dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Feri Baycu hayat verecek. Kız! Yok. Bay Yanlış'ın kadrosunda ayrıca usta oyuncu Suat Sungur da rol alacak. Şu günlerde Bebek'teki home ofisine kapanan Can Yaman, mekanı spor salonuna dönüştürdü. Spor aletlerini evine taşıyan Yaman, düzenli olarak antrenman yapıyor. Bugüne kadar pek konuşma fırsatımız olmadı. Varlığımdan pek hoşnut değilsin galiba. Boş durmayan ve internet üzerinden İspanyolcasını ilerleten Can Yaman'ın yeni dizisi için tango dersleri aldığı öğrenildi. Ünlü bir gömlek firmasıyla da yaklaşık 2 milyon TL'ye reklam anlaşması imzaladığı konuşulan Can Yaman, koronavirüs riskinin ortadan kalkmasının ardından kampanyanın çekimlerine başlayacak. Cem Yılmaz, karantinayı neden Serenay Sarıkaya'nın evinde geçirmiş? Cem Yılmaz'ın Levent'teki villasında neden yangın çıktı? Az sonra... Mehmet Ali Erbil'in fizik tedavisine koronavirüs molası. O dua okuyordu, ben tekrar ediyordum. Hiç bilmedim. Geçirdiği ev kazası nedeniyle yürüyemeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in fizik tedavisine neden ara verildi? Hamdolsun diyecekmişim. Hamdolsun mu diyecekmişim? Çok şükür dediğinde onu kabul etmiş oluyorsun. Az sonra... Magazin hattı devam ediyor. Sinem Kobal'la Kenan Emirzalıoğlu çifti koronavirüse bakın hangi önlemleri aldı. Market çıkışı görüntülendi ve ünlü çiftin cephesinde her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Her şey yolunda abi, değil mi? Yolunda Allah'a. Sinem Hanım, Kenan Bey iyiler. Yolunda var. Teşekkür ederim. Sinem Kobal, koronavirüs salgını biter bitmez yapmak istediği planlarını anlattı. Güzel oyuncu, bu virüs hepimize, doğaya ve tüm canlılara yardımcı olmamız gerektiğini söylüyor. Bu sesi duymak için durdurulduk. Ben ilk aileme kavuşmak, onlara doya doya sarılmak istiyorum dedi. Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu, dün ilk iki bölümü seyirciyle buluşan Türkiye'nin ilk mistik polisiye dizisi Alef'le hayranlarının karşısına çıktı. Kemal Tekin, memnun oldum. Her şeyi bırakıp hayatta kendimi en rahatsız hissettiğim yere yerleşmek istedim. Beni şaşırtıyorsunuz dedektif. İşim bu.
Zorunlu olmadıkça kimsenin evden çıkmadığı bu dönemde dizinin ilk iki bölümü Türkiye'nin ilk sanal galasıyla tanıtıldı. Gizli bir şifreyle girilen galanın konuklarını dizinin başrol oyuncuları karşıladı. Gönül isterdi ki Alif'in galasını da her zamanki gibi bir arada yapalım, yan yana izleyelim, heyecanımızı paylaşalım. Fakat şartlar malum. Hepimizin sağlığı için evimizde olmamız gerekiyor. Bu sebeple de Türkiye'nin ilk online galasını gerçekleştiriyoruz. Sinem Koval da eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla Alif'i izlerken fotoğraf paylaştı. Güzel oyuncu eşini ve ekip arkadaşlarını alkış emojisiyle tebrik etti. Gökçe kural tanımadı. Salt Bae hareketiyle tüm dünyada büyük bir şöhrete kavuşan etçi Nusret Gökçe kuralları nasıl hiçe saydı? Az sonra... Kutsi ve Feyza Çıpan'ın 7 yıldır bir küs bir barışık süren ilişkisi neden bitti? Ayrılığın perde arkasında bakın neler yaşandı. Feyza Çıpan'ın kafa karıştıran açıklamasından ayrılık çıktı. Yok, kutsi yok artık, yok, kutsi yok artık. Sanma adını anacağım, bir yol kalmadı varacağım. Son olarak Benim Adım Melek dizisinde Nehir Erdoğan'la başrol oynayan şarkıcı Kutsi, 7 yıldır bir küs bir barışık aşk yaşadığı oyuncu Feyza Çıpa'dan ayrıldı. Bir ayrılık şarkısı söz, sessizce çal benim için. Geçen hafta usta tiyatrocu Nilgün Kasapbaşoğlu'na ilaç götürürken görüntülenen Feyza Çıpa, nişanlısı Kutsi hakkında yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırmıştı. Arabayı görünce Kutsi Bey'i de arabada sandık. Ha, yok, Kutsi yok artık, yok, Kutsi yok artık. Beraber çıkamıyoruz maalesef. Ayırdınız mı peki? Nasıl? Evleri ayırdınız mı? Hayır. Yani beraber çıkmıyoruz deyince? Ya aynı arabayla çıkmıyoruz. Ya o çıkıyor alışverişe, ben çıkıyorum. Önce muhabirlere Kutsi yok artık diyen, daha sonraysa sözlerini toparlamaya çalışan Feyza Çıpa, karantina sürecini sevgilisiyle beraber geçirmenin keyfini yaşadığını ifade etmişti. Yani işte bir şeyler izliyoruz, yemek yapıyoruz, yemek yiyoruz. O kadar, ne yapalım? En azından beraberiz. Yani o Antep'teydi çünkü ilk günler gelemedi. Evet. Şimdi beraber olduğumuz için güzel geçiyor. Aradan henüz iki gün geçmeden Çıpa gece yarısı sosyal medyadan sert bir ayrılık açıklaması paylaştı ve evet bitti, Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum dedi. Kutsi 2012 yılında Huzur Sokağı dizisinde tanışıp yasak aşk yaşamaya başladığı Feyza Çıpa'nın uğruna iki kızının annesi Sinem Bayraktutar'dan boşanmıştı. Çok teşekkür ederim Bilal. Rica ederim. Okulda görüşürüz. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Ayrılmak üzereyken hamile kalan Sinem Bayraktutar o dönem kendisini aldatan Kutsi'ye "itle yatan bitle kalkar" göndermesini yapmış ve şu mesajı yayınlamıştı. "Babaannem bana hep der ki yarini yarenini iyi seç kızım. Gerekirse yalnızlıktan korkma. Çünkü itle yatan bitle kalkar. Sadece kendine tıngırdat yaşamın telini. Dostun postu eskimez ama ederinden fazla değer verdiğin yüzünün astarını çabuk yırtar." Yılında nişanlanan çiftin ayrılık nedeniyle ilgili iki iddia birden gündeme geldi. Bunlardan ilki Kutsi'nin Feyza Çıpa'ya ihanet ettiği, diğer iddia ise Feyza Çıpa'nın Kutsi'nin evlilik planlarını sürekli ertelemesi üzerine yine isyan ettiği yönünde. Konuyla ilgili ulaştığımız Feyza Çıpa, "özel hayatımla ilgili ilk ve son açıklamayı yaptım. Bundan sonra başka herhangi bir açıklamam olmayacaktır" dedi. Geri gel. Önce
önceki hafta magazin hattı kamerasına alışveriş çıkışı takılan Kusti ile Feyza Çipa çifti evlilik planları ile ilgili şunları söylemişti. Şu anda böyle hani koronadan dolayı değil, yani korona da tabii ki büyük etken, şu anda hani sağlıklı bir ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Feyza Çipa geçen haftada yine sürekli ertelenen evlilik konusu sorulunca gerilmişti. Yani hep düğün hep ertelendi durumlar oldu ya, evet, şimdi aha. Bu olaylar da oldu. Evet, geçen gün de sordular. Evet. Hep böyle bir düğün mevzusu var bizimle alakalı. Yani öyle bir tarihimiz yok bizim zaten. Bakalım, kısmet, kader, kısmet diyoruz. Daha çok acı verme git, düşünme hiç, hadi git. Bak kahretsin, şunların pisliği yüzünden yaşadığımız şeye bak. Kerimcan Durmaz'dan yeni bir skandal daha. Şimdi de yaşlılara geberin dedi. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı, geberin hepiniz. Skandallara doymayan ve bu kez yaşlılara hakaret eden sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz kendisini nasıl savundu? Dünden beri tehdit mesajları ve telefonları alıyorum. Az sonra... TV 100 ekranlarında magazin hattı devam ediyor. Daha önce yemek yapmayı hiç sevmediğini açıklayan Burcu Esmer Soy, karantina süresince aşçılığa soyundu. İzliyoruz. Sadece alışveriş yapmak için sokağa çıkan ünlü sunucu Burcu Esmer Soy, market dönüşü magazin hattı kamerasına takıldı. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, siz? Teşekkürler. Alışverişten alışverişe. Evet. Esmer Soy, evde geçen karantina günlerinde yeterince dinlendiğini ve işe gitmeyi özlediğini söyledi. Nasıl gidiyor peki evdeki karantina günleri? Ben iyi tarafından bakmaya çalışıyorum tabii ki ister istemez. Ama yeterince dinlendim bence. Biraz çalışmayı özledim, işe gitmeyi özledim. En kısa zamanda bitmesini diliyorum, umut ediyorum. İzleyecek dizi kalmadı diyen ünlü sunucu, evde en çok spor yaparak ve kitap okuyarak vaktini geçirdiğini anlattı. Düzenime devam ediyorum. Yani evde spor yapıyorum en çok. Kitap okuyorum. İzleyecek dizi kalmadı çünkü. Bir de köpeğimle vakit geçiriyorum. Onunla vakit geçirmiyordum yani. O da biraz böyle artık benden sıkıldı galiba. Sürekli ben onun peşinde koşuyorum. Eskiden o benim peşimde koşuyordu. Şimdi ben onun peşindeyim. Bakalım hayırlısı. Daha önce bir röportajında yemek yapmakla hiç arasının olmadığını belirten Esmer Soy, bu kez karantina sürecinde mutfağa girdiğini anlattı. Ben hep arkadaşlarımı çok güzel yemek yapan insanlardan seçiyorum. Böylece hiç aç kalmıyorum. Yapıyor musunuz? Yok işte yapmıyorum. Yani çok aç çıkırsam evde çok yani çok lazım olursa, yani artık 3 gündür yemek yememişsem falan, o zaman evde bir yemek pişiriliyor ama onun dışında çok böyle tercih ettiğim bir şey değil. Mutfağa giriyor musunuz peki? Mutfağa yemek giriyorum, evet. Bir tarif deneyeceğim şimdi, onun için bir şeyler aldım. Peki, çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin hepinize. Bay bay. Ünlü sunucu arabaya biner binmezse hemen ellerini dezenfektanla temizledi. Cem Yılmaz karantinayı neden Serenay Sarıkaya'nın evinde geçiriyor? Ünlü komedyenin Levent'teki villasında çıkan yangının sebebini. Sıradaki haberimizde. Cem Yılmaz karantinayı Serenay Sarıkaya'nın evinde. Virüs nedeniyle Avrupa turnesi iptal edilen Cem Yılmaz karantina günlerini sevgilisi Serenay Sarıkaya ile baş başa geçiriyor. Cem Bey, koronavirüsünden dolayı da yurt dışındaki gösteriler de ertelendi. Evet, ne yazık ki. Tarihi belli mi? Yok. Yok, tarihi o çok kapsamlı bir şey. Tarihi belli oldukça duyuracaklar işte. Başrolünü oynadığı Alice müzikalinin son gösterileri şimdilik ertelenen Serenay Sarıkaya evinden dışarı çıkmıyor. Bu nedenle ünlü komedyen ağırlıklı olarak Levent'teki villası yerine sevgilisinin evinde kalmayı tercih ediyor.
Yılmaz'ın arabası Serenay Sarıkaya'nın Bebek Yokuşu'ndaki evinin önünde görüntülendi. Berge'nin hayatını canlandırmaya hazırlanan güzel oyuncunun şan ve oyunculuk derslerine internet üzerinden devam ettiği öğrenildi. Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı. Bir süredir sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evinde kalan Cem Yılmaz, Perşembe günü Levent'teki villasına geri döndü. Yılmaz'ın eve döndüğü gün bahçedeki trafoda yangın çıktı. Yılmaz'ın yardımcısı itfaiye çağırmaya gerek duymadı. Hemen yangına müdahale etti. Komedyenin evinin bahçesindeki trafoda çıkan yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Sanırım trafodan kaynaklanan bir yangın hemen söndürüldü. Evdeki yardımcı arkadaşlar itfaiye gerek olmadığını söyledi. Abi geçmiş olsun. Evet. Elektrik harcısın abi yoksa? Bu sırada Cem Yılmaz'ın garajındaki milyon dolarlık lüks otomobiller kameraya takıldı. Onun arabası var, güzel bir güzel, şoförü de var, özel bir özel, bastı mı gaza, gider mi gider. Magazin hattı devam ediyor. Skandallara doymayan ve bu kez yaşlılara hakaret eden sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, ölüm tehditleri aldığını açıkladı. İzliyoruz. Bak kahretsin, şunların pisliği yüzünden yaşadığımız şeye bak. Kerimcan Durmaz'dan yeni bir skandal daha. Şimdi de yaşlılara geberin dedi. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı, geberin hepiniz. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz skandallara doymuyor. Geçen yıl uçak tuvaletinde paylaştığı uygunsuz videoyla toplumu ayağa kaldıran ve hakkında dava açılan Durmaz yine rahat durmadı. Koronavirüs yüzünden her gün binlerce insan ölüm kalım savaşı verirken Durmaz, sosyal medyadan paylaştığı videoyla yaşlılara hakaret etti. Hepiniz geberin, fazlalığınız gebersin, biz devam edelim gençler olarak, bunu mu istiyorsunuz? Geçen yıl hakkında çok sayıda suç duyurusu yapılan ve bu yüzden bir süre DJ'lik yaptığı sahne programlarını iptal etmek zorunda kalan Kerimcan Durmaz'a yine sosyal medyadan büyük tepki yağdı. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı, geberin hepiniz. Hepiniz geberin. Fazlalığınız gebersin. Biz devam edelim gençler olarak. Bunu mu istiyorsunuz? Defolun, geberin. Çıkın dışarı. Açtığı YouTube kanalına dikkat çekmek için ilginç paylaşımlar yapmaya devam eden Durmaz'ın sokakta aracının üzerinde yaptığı ilginç dansa da görenlerin ağzını açıkta bıraktı. Geçen yıl paylaştığı uygunsuz video yüzünden herkesten özür dileyen Kerimcan Durmaz'ın bu kez geri adım atmaması ve sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürmesi ise şaşırttı. Neymiş efendim, ben yaşlılara geber demiş. Ben bir kere yaşlıları niye geberdiyim? Ben yaşlılara bir şey olmasın diye dışarı keyfi çıkan insanlara geber dedim. Ki bunu diyebilirim. Çünkü ben çok fazla dikkat ettiğim için, asla dışarı çıkmadığım için ve mecburiyetten evime yakın olmayan bir markete arabayla gitmek zorunda kaldığım için dışarıda insanları gördüğümde çok sinirlenip buna tepki gösterdim. Ki gösterebilirim de, kusura bakmayın, benim aile büyüklerimin hayatı söz konusu. Yani bir tek sizinki değil. Bunu zaten söyleyen kişi ben değilim. Bunu Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca her gün çıkıp bas bas bağırıyor dışarı çıkmayın diye. Çıkmayın kardeşim dışarı. Okey, yani işe gitmek zorunda olan, evine ekmek götürmek zorunda olan insanlara bir şey demiyorum. Yapacak bir şey yok.
Ama keyfi dışarı çıkan insanlar, kusura bakmayın, çıkmayın dışarıya. Dünden beri tehdit mesajları ve telefonları alıyorum. Vicdanınız rahat mı şu anda? Rahatsa okey. En kötü ne olabilir? Beni öldürürler. Anlatabiliyor muyum? Hani o da önemli değil yani. Bir canım var, onu da veririm. Hiç önemli değil. Yani istediğiniz, zaten elde etmek istediğiniz her şeyi bana yaşattırdınız. Anladınız mı? Dayak da yedim 30 kişi tarafından. Mahkemelerde de süründüm. En son hani bir canım var, onu da alırlar, hiç önemli değil. Onda değilim. Öte yandan avukat Serdar Öktem, kin ve düşmanlığa teşvik iddiasıyla Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Solt bir hareketiyle tüm dünyada büyük bir şöhrete kavuşan ünlü işletmeci Nusret Gökçe, kuralları nasıl hiçe saydı? İzliyoruz. Nusret Gökçe kural tanımadı. Salt Bay hareketiyle tüm dünyada büyük bir şöhrete kavuşan etçi Nusret Gökçe'yi sabah saatlerinde Bebek'te görüntülüyoruz. 36 yaşındaki Gökçe, koronavirüs önlemleri kapsamında sahilde spor yapmak yasaklandığı halde kural tanımıyor. Sahile koşu yapmaya inen Gökçe'nin maskesiz ve eldivensiz olması dikkat çekiyor. Arabaların yanında tempolu şekilde koşmaya devam ediyor. Nusret arkadaşıyla yürürken sosyal mesafe kuralını da hiçe sayıyor, engellemeye çalışıyor. Morali oldukça bozulan ünlü kasap daha sonra hızlı adımlarla evinin yolunu tutuyor. Nusret aynı günün akşamıysa Nusret Gökçe geçen günlerde dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'le yaptığı canlı yayında mikrobun taşıyıcısı anlamına gelen asemptomatik lafını bir türlü söyleyemeyince sosyal medyanın diline düşmüştü. Asemptomatik hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Bir daha sorabilir misiniz? Sesiniz gelmedi. Asemptomatik. Asemptomatik. Evet. Hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Ve anlayabiliyorsun. Özür dilerim, ses bazen gelmiyor. Şimdi bu hasta çok fazla... Asemptomatik. Vallahi düşünsem, özür dilerim. Neyse, bir soru daha sor. Onu ben cevaplayayım. Çünkü anlaşılmadı, özür dilerim. Asemptomatik. Hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Hayır. O bak, akciğerdeki hastalıklar sigaradan veya bronkitten olmuşsa evet oluyor. Onun sıkıntısı var ama astimden, kendisinden aslında büyük bir zorluk yok. Biraz bir sıkıntı çıkmak mümkün ama yanında ilaçların varsa olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Peki babacığım, bu hastalığı biz ne zaman atlatırız? Her şey nasıl normal edilir? Ne zaman biter? Bütün dünyada. Bütün dünya şimdi ne olur biliyor musun? Bu virüs artık bundan sonra her tarafta bulunacak. Bizim girip geçirdiğimiz hastalık virüs gibi. Türkiye tabii pek hızlı vurmayacak büyük bir ihtimalle ama gelecek sene tekrar dönecek. Geçirdiği ev kazası nedeniyle yürüyemeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in fizik tedavisine neden ara verildi? Sıradaki haberimizi. Mehmet Ali Erbil'in fizik tedavisine koronavirüs molası. O dua okuyordu, ben tekrar ediyordum. Hiç bilmediğim duaları. Geçen yıl banyoda düşen ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'in tedavisi evinde sürüyor. Yeniköy'deki evinde özel hemşiresi tarafından bakılan Erbil henüz ayağa kalkıp yürüyemiyor. Bir yol açalım hemen. Biraz geriden alalım. Vallahi sizi çok iyi gördük ya. Nasılsınız? Usta oyuncu son olarak Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminde rol almıştı. Filmin 3 Nisan'daki vizyon tarihi koronavirüs nedeniyle ertelendi. Sizden başka kimseniz yok. Biriniz düşerse ötekiniz kaldıracak. Öyle kavga etmek, küsmek Hababam'a yakışmaz. Ama merak etmeyin aslan parçaları. Ben size Hababam olmayı hatırlatacağım.
hem de büyük bir zevkti. 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil geçen ay evinde fizik tedavi hizmeti aldığını duyurmuş ve doktoruna teşekkür etmişti. Ünlü şovmenin bir süredir fizik tedavi hizmeti almadığı, koronavirüs riski nedeniyle görevlilerin evine gitmediği öğrenildi. Allah'a dua ettim. Bana dedim ne olur sol elimi bahşet bari dedim. %20 hayatım dedim. Daha doğru, daha düzenli olacak dedim. Erbil'e kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle ise 3 haftada bir serum tedavisi uygulanıyor. O eski halimden eser yok şimdi. Erbil evde dinlenirken yakın dostu olan ses sanatçısı Ercan Avşar ve oyuncu Tolga Yüce ile de sık sık FaceTime'la görüşerek moral topluyor. Hamdolsun diyecek bir şey. Hamdolsun mu diyecektin? Çok şükür dediğinde onu kabul etmiş oluyorsun. Hamdolsun. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten seni seven milyonlar varmış. Onların duasıyla şu an ayaktasın. Doğru vallahi. Yani herkes onu söylüyor. Dualarla ayaktasın. Allah herkese bu kadar sevilmeyi nasip etmez. Amin. Bu da senin nasip etmez diyorsun abim diyor. Nasip etmezdir o abicim işte. Sabır şarkısıyla dikkat çeken Ercan Avşar'ın geçen aylarda Boğaz turuna da çıkardığı ünlü şovmeni virüs riski nedeniyle bir süredir evinde ziyaret etmediği belirtildi. Magazin hattının bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle TV 100 ekranlarında karşınızda olacağız. Sağlıklı ve bol şifalı günler dileriz. Hoşçakalın.